Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda dünya şampiyonu Dinkliren ve siyahlarda bir önceki dünya şampiyonu Magnus Carlsen oynuyor. Norveç'te oynuyorlar bu sefer. Deplasmana giden Dinkliren bakalım beyaz taşlarda neler yapmış. Beyazlar oyuna D4 ile başlıyor ve siyahların tercihi at F6 oldu. At F6'dan sonra C4 ve E6'nın devamında at C3 artık fil B4 oynandığını biliyoruz. Dinkliren bu açılış hazırlığından çıkmak istiyor ve at F3 hamlesini oynuyor. Daha sakin bir hamle ve D5'in devamında burada G3 oynanıyor ama Magnus Carlsen masada yok. Koştur koştur arka tarafa doğru gitti Magnus Carlsen ve ne olduğunu da merak ettik açıkçası. Fakat sonradan Hikaru Nakamura açıkladı ve dedi ki Magnus Carlsen arka tarafta noodle yemeye başladı. Ben de şaşırdım açıkçası, neden maçtan önce bunu yapmadı, şimdi yapıyor ve süre harcadı buna dedi. Ve Magnus Carlsen yaklaşık 15 dakikanın sonunda geldi ve noodle'ını bitirdikten sonra file E7 oynamayı tercih etti. Fil G2'den sonra kısa rok. Tabii ki burada kısa rokun ardından belki D x C4 alabilirsiniz artık ama Carlsen Nepomniachtchi'ye karşı 2021 Dünya Şampiyonluk maçında da bunu oynamıştı. C4'ü almıyor. Daha doğrusu beyazlarda oynamıştı. Siyahlarda da zaman zaman denk geliyor tabii ki Carlsen'e karşı. Ama buradaki C4'e atlamadı. C6 ile merkezi savunuyor. Vezir C2, B6 hamlesi geldi şimdi. Fil F4'ün ardından fil B7 ve kale devirden sonra her iki tarafta tabii ki taşları gelişmeye çalışıyorlar. Ve at BD7'nin sonunda at E5 hamlesi geldi. At H5'ten sonra fil D2'ye döndü. Buradaki ata karşılık o fili vermek istemiyorsunuz. At dolayısıyla F6'ya tekrardan geri geldi. Çünkü H5'te iş yapmayacaktı. Ve fil tekrardan F4'e gidince at H5, fil D2, at F6 ve fil F4'ün ardından beraberlikte sonuçlandı. Ama hiçbir yere gitmeyin. Çünkü maç böyle bitemez. Yani 14 hamle sonunda her iki tarafta çok fazla zorlanmadan beraberliği yaptı. Ama Norveççesin bir kuralı var. Norveç'te kurallar birazcık ilginç. Şöyle deniyor. Dinkliren'le Magnus Carlsen bir kere daha karşılaşacaklar. Ama bu sefer, bu arada C4 E5 ile birlikte başlayalım. Gördüğünüz gibi Dinkliren'in 10 dakikası, Carlsen'in 7 dakikası var. Şimdi Carlsen'in hem 7 dakika olma dezavantajı hem de siyah olma dezavantajı var. Ama şöyle bir kural ortaya çıkıyor Armageddon dediğimiz sistemde. Bu kadar dezavantaja karşılık sen siyah olarak berabere kalsan da bizim için kabuldür, kazanmış sayacağız seni diyor. Ve bakalım bu sefer beyazlarda kazanmak zorunda olan Dinkliren C4 E5'in ardından neler yapmış. G3 hamlesi oynandı. Yine benzer bir sistemi oynayacak zaten. At F6'dan sonra fil G2'ye gitti ve H6'dan sonra da at C3 hamlesi oynanıyor. Fil B4'ten sonra E4 hamlesi hem D5'i tabii ki kesmek için güzel, hem de artık buradaki E piyonu da yürümeyecek ve fil çarpı C3 hamleniz de çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü BC3 ve devamında D4 hamlesi de gelebilir. D6'nın sonunda at GE2 oynandı ve fil C5 devamında da artık fili belki bu çaprazda kullanmak isteyecek Magnus Carlsen ama bunu iyi saklamak zorunda. Muhtemelen A piyonunu sürdükten sonra fili A7'ye çekecek ve burada F2'ye bakmaya devam edecek. Şimdi H3 hamlesi oynandı. A5'in ardından dediğimiz oldu, fil A7'ye saklanacak. Kısa rok, at C6 ve D3 hamlesi geldi. Şimdi siyahlar da çok fazla risk etmek istemiyor açılışı, dolayısıyla burada A5 oynadı. Fili güzel bir yerde. Atları çıkıyor ve o da muhtemelen rok atacak. Öncelikle bir at H7 oynandı. Çünkü muhtemelen ilerleyen zamanlarda şah H2'ye gidecek ve F4'ün devamında kalenin bu hattan güzel bakabileceğini görüyoruz. Dinkliren'in planı tamamen bu. Şah H2 oynandı ve at F8. Şimdi bunun da tabii ki biraz tempo kaybı olduğunu görüyoruz ama atın ya E6 ve devamında D4'e ya da at G6'dan buraya bakması mantıklı gözüküyor. Dolayısıyla at F8 hamlesi oynandı. F4'ten sonra at E6 ve F5'ten sonra da at burada D4'e oturmuş oldu. Yani bu ata belki çok fazla hamle yaptırdık ama tahtadaki en güzel yerlerden birine oturmuş oldu. At çarpı D4'ün devamında at çarpı D4, artık buradaki atı kurtarmak, yani daha doğrusu bu attan kurtulmak beyazlar adına çok zor. Yani buradaki fili verebilirsiniz ama o da gördüğünüz beyazları dizdiğiniz
Prens bu piyonların yanında en güzel fil olarak duruyor. Dolayısıyla bunu gidip bir de D4'e çakmak çok mantıklı gözükmüyor. Öncelikle kale B1 hamlesi oynandı. Muhtemelen bir tane B3, bir tane A3 ve devamında B4 ile beraber konumu ilerletmeye çalışacak ama Dink Diren de süre kaybediyor bunları yaparken. Bir tane fil D7 hamlesi geldi. B3'ten sonra da hemen siyahlar B5 oynamaya karar verdiler. Vezir G4 ile birlikte ver G7'ye. Tabii ki burada rok atamıyorsunuz. Çünkü rok atarsanız fil H6'nın devamında oyunu kaybedeceksiniz. O yüzden artık rok atma şansı kalmadı. Ve Carlsen de şah F8 oynamayı tercih ediyor. Tabii ki F hattında kale varken sıkıntılı gözükebilir şah F8'de. Ama şu anlık tabii ki gördüğünüz gibi burayı açamadığı için beyazlar sıkıntı çekmeyecek Carlsen. Ama yine de dikkatli olması lazım. Şah F8'den sonra vezir H5 hamlesi geldi. Ve F6'nın devamında belki de beyazlar istediğini yapmış oldu. Çünkü buradaki fili döndürüp buradaki beyaz karelere koymayı başarabilirse belki de şahı yakalayabilecek burada. Dolayısıyla hala daha dikkatli olmak lazım ki gördüğünüz gibi böyle bir seçenek de yok. Yani hemen vezir G6 gibi bir şey gelecek. O yüzden şah G8, şah H7 onu burada rahatça saklamak anlamına gelmiyor. F6'dan sonra vezir D1'e döndü burada. B4'ün ardından şimdi at A4 oynandı ve fil A7'den sonra da fil F3 ve at F3. Şimdi tabii ki buradaki filin gidip buralara G6'ya konmasına gönül razı değil. Tabii ki belki baktığınız zaman kötü bir fil olarak duruyor buradaki F3'teki fil ama beyaz karelerin zayıflığı sebebiyle fil H5'te canavar haline gelecek. Dolayısıyla at F3 hemen alındı ve kale çarpı F3 oynandı. Tabii ki Magnus Carlsen'in amaçlarından bir tanesi de doğru bir zamanda belki de burada fil A4 çakacak ve oyunda da konumu açmadığı sürece sıkıntı olmayacak ama yine dikkatli oynaması lazım burada. Vezir E8 hamlesi geldi. G4'ün ardından fil D4 oynanıyor ve fil E3'ten sonra da şimdi rahat rahat fil çarpı E3, kale çarpı E3 ve fil çarpı A4, B çarpı A4 hamlelerini oynadı Carlsen. Bir de üstüne C5 sürdü ve dedi ki yani ben burada yani kazanmak istemiyorum çünkü siyahlar tabii ki beraberliği garantilerse oyunu kazanmış olacaklar zaten. O yüzden bir tane C5 oynuyorsunuz ve artık beyazların oyunu tek açma yöntemi buradan sürüp G5 ile birlikte açabilmek. Yoksa D4 oynadığınız takdirde bu boşta olacak. Buradan sürmeye çalışsanız rakip almayacak ve A4 her zaman boşta kalacak. Dolayısıyla burada Magnus Carlsen de rahat rahat şahını buradan uzaklaştırıp G5 oynandığı zaman buradaki ata hazırlıklı bir hale gelmek isteyecek. Şimdi H4 hamlesi geldi. Şah E7, kale H3, şah D8, vezir C2, şah C7 ile şah kaçıyor. Kale G1 oynandı. Şah B6, kale G3. Burada da tabii ki beyazlar dizmeye çalışıyorlar konumu. Vezir E7, şah G2, kale H7, şah F2. Hızlıca burada Dink Diren de kaçıracak şahını ve devamında vezirini buraya getirip tabii ki oyunu açmaya çalışacak doğru bir zamanda ama Dink Diren'in de çok az süresi kaldı. 10 dakika ile başlamıştı. 10 dakikaya 7 dakika başlamışlardı. Ama gördüğünüz gibi 3'er dakika kaldı. Hatta Dink Diren'in daha az süresi var. Kale A8 geldi. Şah E1, vezir E8, şah D1. Tabii ki şah olabildiğince B3'e hızlıca koşmaya çalışıyor. Şah A6'dan sonra şah C1, şah B6'ya şimdi şah B2, şah A6 ve şah B3'ün devamında hamle değiştirmesine gerek yok Carlsen'in. Çünkü burayı dizdi zaten. Şah B6. Şimdi vezir H2'ye bir tane vezir G8 oynandı. Vezir G2'ye vezir D8 oynandı. Artık burada G5 sürülmesi gerekiyor bir şekilde. Ama öncelikle buradaki kaleyi belki doğru bir şekilde korumak lazım. O yüzden bir tane vezir F3 oynandı. Şimdi vezir E8'den sonra kale H1 ve vezir D8'in devamında da kale HG1 ile beraber artık yani burada mecburen G5'i bir ara denemeniz lazım. Yoksa oyun zaten beraberlikten öteye gitmiyor. Vezir E8 hamlesi geldi. Kale H3. Vezir D8'den sonra kale H1'e geldi. Ve vezir G8'den sonra vezir G3'ün devamında şah A6. Artık Carlsen de sıkıldı burada. Ve Dink Diren de artık bir şekilde burayı açmam lazım. Çünkü devamı nasıl olacak? Yani burada gidip geleceksiniz. En azından doğru bir konumda bunu açmanız lazım. G5'i şimdi oynadı. HG5 hamlesi. HG5'ten sonra kale H3. Kale H3 ve FG5'in devamında kale H8 ile beraber vezir H8 ile
Vezir G5 oynanıyor ve burada gördüğünüz gibi artık vezir bir şekilde E7'ye ya da D8'e inecek ve burada D6'ya alırsa devamında şahı yakalamış olacak tabii ki. Ama karşılığında da Carlsen iniyor. Vezir H1 hamlesi geldi ve hemen vezir D1 ile beraber burada D3'ü almak isteyecek ya da sürekli şahlamaya çalışacak. O yüzden bir tane şah C2 ve vezir A1 arkalara sarktı. Ver A2, ver C3'ü dedi burada. Vezir D8'den sonra gördüğünüz gibi D6 istekte ve bu D6'yı bırakırsanız konum ellerden kayıp gidecek. Belki de vezir C3, şah B1 ve vezir D3 ile beraber siyahlar burada gördüğünüz gibi piyon kazandılar. Ama o piyon çok da önemli bir piyon değil çünkü D piyonu hiçbir zaman hareketlenemeyecek. Burada doğru bir zamanda C4 veya tabii ki E4'ü alabilirse siyahlar oyunu kazanacaklar. Şah B2 tabii ki siyah karelerde ve şahlanmayacak yerlere kaçmaya çalışıyor. Vezir D4'ten sonra şimdi şah B1, vezir E4'ü aldıktan sonra da burada şah B2. Tabii ki siyahlar artık çok önemli bir piyonu da öne geçtiler. Ve vezir D4'ten sonra buradaki piyonu sürmeye çalışacaklar. Vezir C6 ile beraber burayı tutmaya karar verdi Carlsen. Vezir E7 hamlesi geliyor. Çünkü G7 alınırsa devamı da birazcık sıkıntı olabilir. Vezir G2 ile beraber hem burayı tuttu hem şah çekti tabii ki. Şah B1'den sonra vezir E4 bir daha şah. Şah B2'den sonra vezir D4. Şah B1'den sonra burada doğru bir savunmayı buldu ve E4'ü de sürmeye karar verdi. Hem D6'yı tutuyor, hem G7'yi tutuyor, hem de E4 piyonu ilerleyecek. Ama burada artık dinkliren vezir D7'nin devamında berabere yapabilecek konumu bulmuş oldu. Çünkü bir tane vezir B5 ve devamında vezir D7 ve sonrasında şah A8 A7 oynarsa da buradan şahlayabilecek. Vezir D3 hamlesi geliyor. Şah B2, vezir D2'den sonra da şah B1 ve vezir D1. Carlsen bunu her ne kadar kazanmaya çalışsa da artık süresi de ona izin vermiyor. Ve buradan sonra beraberlik en iyi seçenek diyor ve gitgellerin sonunda yeniden bir gitgel oldu. 3 hamlenin sonunda da Carlsen beraberlik yapmış oldu Dinkdiren'le birlikte ve siyahlar da kazanmış oldu böylelikle Armageddon oyununda. Tabii ki belli bir yerden sonra artık yani sürekli birbirini deneme ve işte şahları kaçırma, vezir kalelerin yerini ayarlama oyunuydu. Ama yine de oyun güzel bir şekilde tamamlandı diyebiliriz. Ve Dinkdiren'le Magnus Carlsen birbirini yenemese de Carlsen buradan karlı çıkan taraf oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrar bu kanalda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.